geleceğimizin teminatı, büyük kendileri küçük, yürekleri büyük sevgili öğrenciler. Bu yıl Bilce sınıfı öğretmenimiz Gökçe Hanım'ın Etivinik projesi kapsamında planlayıp düzenlediği ve ortaklarıyla beraber çalışma içinde olduğu ve bugün itibariyle ortaya çıkan yazar olma yolunda adlı eserimizi hem Milli Eğitim Müdürümüzle paylaşmak, hem sizlerin de bu sevince ortak olmanızı sağlamak amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, çok değerli arkadaşlar, sevgili velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz. Bu kitap bize geldi. Çok güzel hikayeler var içerisinde. Ve bu hikayeleri bu sene Eylül ayında okula başlamış, okuma yazmayı öğrenmiş çocuklarımız yazdılar. Ne kadar gurur duysanız azdır çocuklarınızla. Öğretmenlerinize ne kadar müteşekkir olursanız inanın azdır. Biraz önce öğretmenlerimizle beraberdik. Her bir öğretmenimizin amacı, her bir yöneticimizin, idarecimizin amacı bu sizin çocuklarınızı en iyi bir şekilde zihinsel, ruhsal, fiziksel anlamda sağlıklı bir şekilde yetiştirmek. Minik öğrencilerimizin çıkarmış olduğu daha birinci sınıfta bir hikaye kitabı ve yazar olma yoluna adım atmışlar. Yarın bunların içerisinden şairler çıkacak, romancılar çıkacak, yazarlar çıkacak, kitaplar yazacaklar. Para kazanacaklar, faydalı olacaklar. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan, başta okul idaremiz olmak üzere böyle bir ortam sağladığı ve katkı sunduğu için, öğretmenimiz başta yine olmak üzere bu öğrencilerimizi yetiştirip bu konu noktaya getirdiği için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir kitap çıkartmışlar. Her birini alınlarından öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum onları. Siz annelere de gerçekten babaları yok herhalde ama maalesef. Var mı hiç baba? Yok. Vallahi hiç. Tamam. Ama maşallah bir tane baba çıktı ama görüyorsunuz işte anneden size düşüyor bu yük. Sizlere çok teşekkür ediyorum çocuklarımıza destek olduğunuz, okulumuza destek olduğunuz için. İnşallah bu desteğiniz devam eder, sürer ve çocuklarınız için tekrar size kazanç olarak geri döner. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Kutluyorum her bir öğrencimizi, her bir çocuğumuzu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İlk eserimizi vermiş olduk öyle. Evet, velilerimiz. Öğrencilerimizin bu çalışmaların boşa gitmesin diye onlara ayrıca birer teşekkür belgesi hazırladık. Son olarak ben şunları söylemek istiyorum. Kitabın basılması için bize hiçbir desteği esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. 2400 lira gibi maliyet oldu. Yarısını müdür beyimiz karşıladılar. Yarısını da biz artık dilenip dolanıp yerine koyduk. Şükürler olsun. Gökçe öğretmenimiz daha olumlu bir adım attı. Ona da teşekkür ediyoruz. Dedi ki hocam kitap fuarında bu kitabımızı satıma sunalım ve elde edilen gelirimizi Afyon Kocatepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde yatan lösemili çocuklarımıza hibe edelim, hediye edelim dedi. Biz de takdirle karşıladık ve bir haftalık fuar boyunca öğretmenlerimizle nubat usulü onayımızı aldık. İnşallah kitabımız fuarda satışa sunulacak. Buradan da alabilirsiniz. Başkanım buyurun lütfen. Halil hocam. Evet, şimdi basın mensubu arkadaşlardan birisi versin. Halil hocam buyurun. Birisi versin, bir diğeri onun fotoğrafını çeksin artık. Hakan hocam gel. Hakan hocam. Sen gel lütfen.
Çocuklarımız inşallah güle güle kullansınlar, okusunlar. Bol bol okuyup daha çok yazsınlar inşallah. Herhalde bir...